wall. Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Astroneer oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Astroneer oyunumuza kaldığımız yerden devam ederken geçen videoya göre gördüğünüz gibi çok değişik bir üssümüz var. Geçen videoda size söylemiştim üsse bir şekil yapacağım diye. Şuraya bir tane batarya koydum. Hepsini nasıl yaptığımızı birlikte göreceğiz. Şu arka tarafta dağdan bir rüzgar ve güneş paneli. Şuradan bir güneş paneli. Ve eski tam sürümü çıkmadan önceki Astroneer oyunumuzu hatırlar mısınız? Bir dağın üstünde güneş panellerim vardı, bir şeylerim vardı. Onun gibi şöyle üstümüzden biraz uzaklaşarak bunu yapmamızın sebebini de biliyorsunuz. Güneş kesiliyor. Farklı zamanlarda farklı yerlerde güneş oluyor. Şuranın üstünde bir tane güneş paneli koydum. Yanına rüzgar türbinleri de koydum. Gerçi rüzgar türbinleri çok efektif olmamış ama bir kardeşimizin teorisi vardı. Diyordu ki madem dünyadasın, madem yuvarlak, her an bir yerde güneş vardır. Evet var ama şu cable extenderlardan yaklaşık olarak 2542 tane kullanmamız lazım dünyanın güneş olan yerine ulaşmak için. Öyle bir şey yaparsak sonsuza dek elektriğimiz olabilir. Şurada da şöyle açılı olarak güneş batarken en son buradan elektrik almaya devam ediyor. Elektrik kaynağımız var. Bunların yanında pek çok keşifler yaptık. Çünkü ben yine demir bulduğumuz gezegene döneceğim demiştim ya. Bunu başardım. Balam şansa o gezegenin, ayın daha doğrusu gezegenin ayının gerçekten aynı yerine inmeyi başardım. Oradan biraz daha demir topladım. Efendim Ox Generator'ın yerine bir research zımbırtısı daha koydum. Gördüğünüz gibi researchleri kullandığımız halde yine dolu. Sadece şu materyalleri koyacağım yerleri şu anda halledemedim. Gerçekten saatlerce gameplay var bunları yaparken. Birlikte geri kalanları da yapalım istedim. Biliyorsunuz en son zaten geçen videomuzda biz şunları yapmıştık. Şu chemistry lab'ı kurmuştuk. Efendim trade platformu yapmıştık. Atmosferik kondenseri yapmıştık. Ben sadece fazladan medium shredder yaptım. Şuradaki küçük, orta, büyük şeyleri bir tane üreticileri platforma topladım. Ve fazladan bir tane large shredder yaptım. Ki large shredder için bu bile hala çok large'mış. Shredder'lardan bir şeyleri shred ettiğimiz zaman şimdi nasıl yaptığımızı görürüz. Scrap çıkartıyor. Eskisi gibi materyalle değil, trade platformunu scrap'la çalıştırıyoruz. Yani bir scrap'a iki tane grafit veririm diyor mesela. Şunlardan belli bir kısmını kullanıyor sadece bunun için. Ya da bir scrap'a bir tane amonyum veririm ya da bir scrap'a laterit artıyor. 3 scrap'a 2 wolferit ya da hematit. Bunlar wolframit ve hematitler. Efendime söyleyeyim metal ve tungsten. Geri kalan materyalleri veriyor. Titanit değerliymiş. 2'ye 1 veririm diyor. Hatta lityum en değerliymiş. 4'e 1 veririm diyor. Şimdilik bunu da pas geçiyorum. Efendim burada atmosferik kondenserimiz var. Atmosferik kondenserimiz gezegene göre bir şey topluyor. Silvia gezegeninde argon yok. Metan da yok. Nitrojen var. Sülfür var. Sülfür de yok. Helyum yok. Hidrojen var. Hidrojen ve nitrojen var. Gördüğünüz gibi. Bu ikisi var. Bu ikisini buradan çıkartabiliyoruz. Kestiğimiz zaman operasyonu tüpün içinde biraz kaldıysa onu kullanıyoruz. Ziyan etmiyor. Sağ olsun. Onları da doldurdum yavaş yavaş. Bilmiyorum. Bir tane tüpün içinde 5 parça gösteriyor. Bu 5 parçayı 5 seferde mi kullanıyor, bir seferde mi çekiyor bilemedim. Çünkü tek de doldurabiliyor şöyle gördüğünüz gibi. Tek mavi, tek mor, tek sarı oldu. Chemistry Lab'dan hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz şu anda. Çünkü scraplarla istediğimiz şeyi alabiliyoruz. Scraplarla aldığımız şeyleri buradan gaz koyarak yanına, başka materyaller koyarak yeni şeylere dönüştürebiliyoruz. Şimdi biraz bunları kullanalım bakalım. Neler yapacağız görelim. Ama bence önce kendi gezegenimizi ele geçirmemiz, kendi gezegenimize hakim olmamız için scraplarla bütün işi madem götürebiliyoruz, scrapları toplayabileceğimiz bir şey kuralım. Scrapları toplayabileceğimiz bir şey için artık bizim şuradan efendime söyleyeyim medium rover. Medium rover'ı olduğu gibi pas geçebiliriz. Medium rover'ı pas geçip large rover'a gidebiliriz. Alüminyum alloy ve rubber istiyormuş. Bakalım alüminyum alloy ve rubber nasıl oluyormuş. Alüminyumumuz zaten var. Şuradan alüminyum alloy'a bakalım. Alüminyum alloy, alüminyum ve copper'la oluyormuş. Güzel, yapabiliriz. Rubber nasıl oluyormuş? Çok affedersiniz, rubber'a bakmamıştım. Steel, silikon, rubber. Organik resim. Güzel, rubber da olur. Rubber da olurmuş. Large rubber'ı açtım. Large rubber'ımız var. Large shuttle, titanyum alloy ve seramikle yapılıyormuş. Titanyum alloy nasıl yapılıyormuş? Hemen bakalım. Titanyum alloy. Titanyum ve grafenden yapılıyormuş. Grafen de burada mı? Grafen de burada. Grafit ve hidrazinden yapılıyormuş. Peki, hidrazin gaz mı? Hidrojen bir gaz. O zaman hidrazin de burada mı? Amonyumdan yapılıyormuş iki tane. Peki,
Güzel, yapılmayacak bir şey değil. Biraz uzun sürecek bir yapılışı var Large Shuttle'ın ama yine de Large Shuttle'da biz keşfedelim. Şimdi Large Shuttle ve Large Rover yapacağız. Okey miyiz? Extra Large Platform B. Çocuğum niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Niye aldın onu? Bana söyler misin? Tamam, onu alma sen. Şurada Solar Array diye bir şeyimiz varmış. Solar Array'e gidemedik. Şimdilik o kalsın. Solay kalsın. Şurada yapacak başka bir şeyimiz yok. Platformlar falan var. Bir arka sıraya bakalım yapacak nelerimiz kalmış. Bunların hepsini açmışız. Hepsini açmışız. Medium Rover'ı pas geçtim galiba zaten. Crane. Aa, crane yapmamız lazımdı. Crane yapamıyoruz. Bir saniye. Buna ben dayanamam. Bu acıya ben dayanamam. Şöyle bir gideyim. Bir search şeyi arayayım etrafta. Yayan bulabilir miyim acaba ya? Şu ormanın içine falan bir girsem. Aslında hani bulunmayacak şey de değil. Şu ormanın içinde bir koşturursak belki bulabiliriz bir şeyler. Buradakiler az veriyor. 3000 veriyor. Şey 300 veriyor. 400 veriyor ama azmaz. İş görür yani bir şekilde. Madenin içine girsem aslında. Madenin içinde bir sürü çıkmıştır yine ya. Aha bir tane buldum bile. Onu alayım. Şuradaki de mi öyle bir araştırma şeysi acaba? Yok, o sadece mor bir fazlalık mı şöyle? Bir tane daha bulsaydım 10 numara olurdu. Bir tane daha buldum. Mükemmel. Seni oradan alıp şuraya doğru atayım. Seni de oradan alıp şuraya doğru atayım. Sonra birkaç kere daha atarsam bence sizi base'imize yaklaşmış oluruz. Komik bir metotla böyle. Onları üstümüze kadar getirdik. Niye naz yapıyorsun bana? 360 tamam. Bunlar tamamlanırlar burada kendi hallerinde. Onlar tamamlanırken şu anda biz keşfettiğimiz şeyleri yapmaya odaklanalım. Öncelikle keşfettiğimiz ilk şey neydi? Large printer'dan olduğundan şüpheleniyorum bunların. Large printer'dan shelter, large rover. Rubber, alüminyum alloy. Öncelikle rubber. Rubber. İki tane rubber. İki organik, iki resin. İki organik, iki resin lazım bana şu anda. Dakika bir, gol bir. Resinimiz var mı? Resinimiz yok. Aldım. Organik aldım. Organik aldım. Peki. Resinimiz yok. Acaba bizim gazımız var mı? Şey toprağımız. Toprağımız da yokmuş. Ben şunları şöyle izninle bırakayım oraya. İki organik, iki resin. Rubber için. Sonrasında ne istiyordun çocuğum sen? Bir de alüminyum alloy istiyordun değil mi? Alüminyum alloy için ne lazımdı? Hemen onu da kontrol edelim. Alüminyum alloy için alüminyum ve kapır lazım. Onları da alalım. Alüminyum ve kapır. Alüminyumumuz yeterince var. Alüminyum. Kapırımız da olması lazım. Kapırımız da var. Bu neymiş ya? Solid Fuel Thruster. Ha, aracımızın thruster'ını da kullandık bu arada. O yüzden bunu da alıp yenisini takmak lazım tabii. Yenisini de taktım. Öncelikle alüminyum alloyları yapacağım sen. Sana buradan alüminyumları ve kapırları bırakalım. Alüminyum alloy yap sen bize. Kapağı kapattı. Şimdi bu çıkacak değil mi oradan? Evet, rubber, alüminyum. O kesinlikle çıkacak. Bir tanesinin çıkmasını izleyelim. Çıktı mı? Çıktı, mükemmel. Sen bunu da yap, ben de madene doğru inerek sizi bir terk edeyim. Daha yakın yerlerde, daha yakın mekanlarda da bunlardan olduğundan şüpheleniyorum ama aşağıya bir bakmaktan zarar gelmez. Her halükarda aşağıda böyle şeyler daha fazla oluyordu. Evet. Bir kaykaycı gibi, bir kaykaycı gençlik gibi kayarak aşağı doğru indim. Bu maden de eski madenimin meyhıl oldu. O diğer aydaki madene gidince tabii burası bayağı tırt göründü şimdi benim gözüme. Çok ya hiçbir şey yok. Yok, çok standart materyaller var. Seni biz parçalayabilir miyiz acaba ya Debris? Sen bir yolumun üzerinde dur bakayım benim. Ben giderken seni bir alayım. İşte bu kadar.
Gayet güzel. Bizim yurdum materyali. Gözümüzün, burnumuzun dibinde, ağzımızın dibinde, her yerimizin dibinde çıktı. Resim. Bayağı da yakında çıktı ya, şanslıyım. Biraz da resim kazalım ya. Madem resimimiz hiç kalmadı, kazmak lazım yani. Kaç tane oldu? Yeterince tane olmadı galiba. Yalnız burada da bir tane de Mariana çukuru oluşturdum ha. Riskli bir yere dönüştü burası. Yapma. Yapma, onu yapma. Onu aldığın zaman beni üzersin. Altı bir tane daha kazalım. Bu iş tamam olsun. Ha, çok güzel. 10 numara şaheser oldu. Aşağıdan bir yerden boru geçiyor. Ben buradan aşağı mı inmişim? Allah Allah. Bilemedim. Seni de bir alalım şimdi. Gidelim. Seni de parçalarız. Şred ederiz seni de. Gerçi gökyüzünden de çağırabilirdik bu şeyi ama Zuzay'dan nereden geliyorsa artık bize, herhalde tüccar bir firma var. Tüccar firmadan geliyor. Bizim o parçalayınca çıkardığımız skaraplar, aldığımız materyaller. Tüccar firmadan da çağırabilirdik ama resim için kullanmayayım onu. Daha değerli malzemeler çağırmak varken adama gülerler resim çağırırsa. Hemen şunu da bir eritmeyi görmüş olalım birlikte. Ama her ne olursa olsun ben bu oyunun bu takılmalarına çare bulamadım ya. Gerçekten ne kadar komik değil mi? Sizlerle birlikte Metro Exodus oynuyoruz. Oyun tık demiyor. Astroneer oyunu takılıyor. Ha. Gördüğünüz gibi parçalarken şöyle ucunda ufak ufak şurada bir şey oluşmaya başlıyor materyal. Scarab'ın kalitesine göre Scarab yavaş yavaş küçülürken orada bir şeyler oluşuyor. Kimi 2, kimi 3, kimi 5 tane falan veriyor. Güzel. Bunu da halletmişiz. Canımsın benim. Şimdi şuradan Rubber'ı da hallet bakalım bize. Ben rubber'ımı. Gerçi bu malzemeleri ben bu şeyleri yaptım ama bir tane rubber yapacağız sadece. O rubber'a tabii bir şeyler yapmak gerekecek. Ben orta büyüklükte bir tane şeyimiz vardı. Onu açmış mıyım acaba ya? Niye 3424 byte? Aa, elektrik yok yeterince. Hatta o kadar elektrik yok ki dört bir yandan bir şeyler çalışıyor diye. Bitti bitti. Olayı bitti adamın. Adamın olayı bitti tek kelimeyle. Şuradan bir bakalım. Medium storage bizim yaptığımız storage zaten. Tabii bunların adı medium storage. Niye bunlar medium storage bu sorma sayıp small storage diye bir şey mi var? Yok. Seni ben kapatmadan bir tane daha yapsam atıyor musun ona yana? Kesinlikle atıyorsun. Çok efendi bir insansın. Teşekkür ederim. Burada medium storage var. Bizde büyük storage var mı medium'dan büyük? Oksijen tank inatla yapmadığımız bir şey burada bizim. İnat etmişiz, yapmamışız onu. Şu türbini falan, power cell'i, extender'ı öğrenmemişiz. Bizim kazıcı ile alakalı modları öğrenmemişiz. Ziyanı yok. Medium generator öğrenmemişiz. Medium generator bir yerlerde vardı ya. Alabilirdik aslında. RTG ne bilmiyorum. Daha da büyük generator herhalde. Bundan daha büyük bir şey yok. Ne kadar çirkin kırıyormuşsun onu ya. Bu arada ne kadar kaliteli bir şeymiş o. Kaç tane verdi ondan ya? Cayır cayır topladı valla. Yerim yok. Peki. Yerin yok. O zaman sana şunu takayım. Ondan sonra da şuradan üret diyeyim. Bir de elektrik var ki şu anda gündüz oldu tam o sırada. Gayet güzel kullanmaya başladı. Ama ona rağmen uzun sürüyor. Helal olsun. Demek ki zor bir şey yapıyor. Medium printer. Winch. Aslında winch de öğrenebiliriz. Winch öğrenmezsek scrap'ları nasıl peşimizde getireceğiz? Tartışılır. Bir öğrenmeyelim bakalım. Solid foil, hidrazin thruster. Hidrazin thruster öğrenebiliriz uzaya gitmek için. Şimdi birdenbire çok şaibeli olmaya başladı bu olay. Kazı yapmak için bizim aracımız var ama onu kazı yapmak değil, işleri kullanmak için dizayn etsek daha iyi olacak. Extra large storage. Large storage vardı bir tane. Large storage'a ne oldu? Ha, large storage biliyormuşum. Unlocked'mış zaten. O zaman large storage buradan yapılıyor herhalde. Large shredder, large printer, large storage.
Seramik çok garip bir yerden gitti. Çok bilmediğimiz yerden sordu şimdi. Seramik bu muydu canım benim? Clay'den seramik yapılıyormuş. Benim çok fazla clay'im de yok. O zaman onun için bir tane bir organizasyon, bir şey yapacağız şimdi. Dur bakayım. Bunları böyle koysak ha zaten bu şekilde olmalıydı ama arkaya bir tane fazladan ekleyelim. Silahımızda bir şey yok değil mi? Üstünde varmış tabii ki. Silahımın üstünü de temizlemişim. Şimdilik şöyle dursun. Dediğim gibi şu materyal işini halledemedim. Çok da materyalimiz var. Bu sefer ne yapacağız onu da bilemiyorum. Şimdi clay. Clay galiba yeryüzünde çıkan normal yurdum materyaliydi. Onunla alakalı bir sıkıntımız olmasa gerek. Bu arada Large Printer'ı bozarsam eğer bir şeyler bozulabilir. Tırstım. Tırstım ona dokunamadım kardeşlerim. Large Printer'ı ben hiç elleşmeyeyim. Large Printer'la şimdi bir şeyler yapmaya kalkışırsak eğer ya bir şey yapmayacaktım zaten. Sadece büyük şey Large Printer'dan yapılıyordur diye tahmin etmiştim. Büyük Shuttle, Large Shuttle. Bakacaktım Large Shuttle ne istiyormuş diye. Ama dediğim gibi tırstım yani ne yalan söyleyeyim. Şuradaki tetırlarımı bir yer alıp götürebilirim. Aa, sizi parçalamayı deneyebilirim. Bak ne kadar güzel şeyler var orada. Tam parçalamalık. O parçalamalık şeyler galiba yer olarak şey ister benden. Şunu çıkartmamı ister. Tabii bunu çıkartırsam üzerine koyabiliyorum. O zaman aklımda bulunsun. Bir ara gelip onu alayım. Alayım gideyim bir ara bunu. Tam benim tetırların sonunda zaten. Bir yere gitmez diye düşünüyorum. Orada bekler beni. Şimdi toprak neredeydi? Komik bir soru oldu bu farkındayım. Çünkü toprak her yerde. Ama bizim aradığımız toprak o toprak değil. Bizim aradığımız bayağı yeryüzünde görünen, bize kendini belli eden toprak. Şu taşlar da var ya beni mahvediyor ya. Tek kelimeyle mahvediyor beni. Aracımız küçük. Belki bir sonraki rover'ımız gülüp geçecek onlara ama bu aracımız onlara gülüp geçemiyor. Bu aracımız onlara kafa atıp duruyor. Önceden de bir sürü görmüştüm onlardan ya. Çok iyi hatırlıyorum. Her yerde vardı. Vallahi her yerde vardı onlardan, o topraktan. Bu sefer bulamıyoruz, iyi mi? Medium storage yapmadan yola çıkmak çok saçma olur. Çünkü medium storage da iki tane şey, large storage. İki tane medium storage koyacağımız yere large storage koyup onun üzerine dört tane medium storage koyacağım. Yanılmıyorsam eğer. En son öyleydi yani. Eğer o değişmediyse mantığı. Ya arkadaş bana uzaydan toprak sipariş ettireceksin ha. Vallahi rezil gibi uzaydan toprak sipariş edeceğim şimdi. Bildiğin bunu yapacaksın yani. O zorla bana yaptıracağım. Bak etrafımızda da bu arada baya baya doluymuş. Biraz yürüdüğümüz zaman, biraz uzaklaştığımızda onlarca resim ve compound muydu onun diğerlerinin adı? Ondan varmış işte. Ama o diğer aradığımız şeyi ciddi ciddi bulamadık. Tamam, geri dönüp sipariş vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani oyunla zıtlaşmanın gereği yok. Oyun yok diyorsa yoktur. İşte bunu yapmandan korkuyordum ben de senin. Oraya çıkacak mısın cidden? Sen bunu gerçekten yaptın mı? Traktör sana olan saygım iki kat arttı ya. Vallahi sana olan saygım iki kat arttı. Sen ne çılgın bir araçmışsın meğer. Ve bunu da buldum ya. Vallahi buldum. Öbür tarafa gidelim, bu tarafa gidelim derken çıktı en sonunda karşımıza. Yalnız sen ne değerli şeymişsin be Clay. Daha aşağıda varmış ya. Bir anda korktum. Kazdım kazdım. Bir sürü clay aldım. Bir tane aldım falan dedi böyle. Gerçekten korkunçtu o. Şu clay başka neyde ihtiyacım var bilmiyorum ama şu anda ihtiyacım olduğunu biliyorum ona.
O yüzden mümkün olan maksimum miktarda bir toplayayım da onu. Sonra sakata gelmeyelim. Clay'in yanından Glass mı çıktı? Galiba Clay'in yanından Glass çıktı gerçekten. Dur, dur sakin ol. Varsa toplarım abi daha. Hiç umurumda olmaz. Buraya kadar gelmişim. Bir daha Clay aramaya çıkmayalım. Dediğim gibi yani. Biraz önceki blöfümü de yaptım ama adı üstünde. Blöftü o. Hiç de şey yapamam şimdi. Bin bir türlü zorlukla bulduğumuz o kırdığımız, parçaladığımız, parçalanan materyalleri başka bir gezegende çok uğraşmamız gereken bir materyali almak için kullanmak dururken tabi taş toprak alırsak adama gülerler. Hala galiba yer var. İki tane daha alabilirim. Hatta üç tane daha alabilirim. Yalnız ben Clay çıkmıyor falan diye takılırken Clay de bir çıktı. Kardeşlerim görüyorsunuz yani bizi yalancı çıkardı resmen. Bir çıktı, bir çıktı. Kaynağı neymiş böyle ya? Kil kaynağını bulunca da çıkıyormuş yani. Silahımın üstünde bir kare boşluk var. O da dolsun. Gideceğim. Bırakacağım bu işleri artık. Clay zengini oldum ya. Ha gayret. Ha gayret. Son bir tane daha. Ha son bir tane daha alayım derken uçtum aşağı. Çık 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 çık. Yavrum geri bas. Geri bas. Evimize gidiyoruz şimdi. Şimdi evimize gidiyoruz. Bir sürü o büyük şeyden yapabileceğiz. Şunlara eskiden araçlar takılınca söküyordu falan. İnşallah o bug kalmamıştır oyunda. O çok can sıkıcı bir şeydi ya. Size bir tane research meyvesi getirdim. Sana bir sürü seramik getirdim hocam. Sana değil, çok affedersin. Sana getirdim seramikleri. Sen bu seramikleri al. Şimdi geri kalanlar da arabada bir kalsınlar. Acelesi yok şu anda onların. Biri de 360'tan fazla versin ya. Ayıptır ya. O kadar uğraşıyoruz 360 veriyor. Wow. Devasa bir şekilde çıktı. Bu devasa araç... Bir koltuğu hak ediyor ama koltuğumuz yok. Gördüğüm kadarıyla. Benim bir adet seat'im vardı galiba, ben onu shred ettim. Merak ediyordum nasıl olacak diye. Ya da şu arabadaki seat mi acaba o? Ha, bu arabadaki seat'miş. Güzel. Buggy'nin seat'e ihtiyacı yok. Senin de şu anda bu... Yavrum ne yapıyorsun? Ha, şu vaziyette iyi olacaktır. Bin bakayım ona. Hiç enerjisi yok. Peki, ona biraz enerji verelim. Önce biraz enerji verelim ona. Sonra gerekirse eğer enerjiyi keseriz. Şu anda okey gibi. Kendimi dev gibi hissettim ya. Devamlı küçücük küçücük cihazlarımız oldu. Araçlarımız oldu. Onların yanında resmen bir dev gibi hissettim kendimi. Şimdi kardeşlerim şuradan seramik alalım. 3 tane en acil yapmamız gereken şey bu. Medium üreticiden large storage yapalım. Sana yine ihtiyacımız olur. Hadi nankörlük yapmayayım ama şunu senden alacağım. Şunu da alacağım. Üzerindekileri boşaltacağım onların. Sen bir süre eritmeye devam et. Seramik olarak bir şey ihtiyaç olacağından şüpheliyim. Yine de seni ben bir kısmını tutayım burada. Şu boş alanı alayım. Seni de
Seni de öyle bırakamıyorum. Seni şöyle bir açayım. Galiba sonra bıraktıracaksın kendini. Umarım bıraktıracaksın. Ha, bıraktırdın. Teşekkür ederim. Şimdi her bir yanına da bunlardan ikişer tane koyunca bizi ihya edersin diye düşünüyorum. Vallahi iki tane bu yanına koyduk. Bir tane de bu yanına koyayım. Şuradakini de buldum. Bir tane de bu yanına koyayım. Hover'ın ikinci bir parçası yok. Bu traktör ve traktı galiba bunun adı. Evet, trailer gibi bir parçası yok. O yüzden bundan üretmek istiyorsak bir tane daha üretmemiz gerekecek. Rubber alüminyum. Şimdilik onu geçtim. Small shuttle, large shuttle. Seramik ve titanyum alloy. Seramik ve titanyum alloy. Bunlar ne? Seramik. Mükemmel. Yine titanyum alloy yapacağız. Titanyum alloy için... Ha, yine değil. Bunu ilk defa yapıyoruz. Titanyum alloy için titanyum lazım. Grafen lazım. Bizim hiçbir zaman titanyumumuz olmadı galiba. Yanılmıyorsam yani. Şuradan bir bakayım ama galiba hiçbir zaman titanyum olmadı benim. Malakitim var. Kapır materyali. Zinkim var. Grafitim var. Emonyumum var. Yok, titanyumum olmamış. Emonyumum da çok yok ha. 1, 2, 3 tane emonyumum var sadece. Bu üzücü. Şunlar ne? Tungsten. Peki. Şimdi o zaman bir hesabımızı yapalım. Bize ne lazım? Çok basit bir şekilde hesaplayalım. Bir kere şunu üretmek için seramik ikiye geçtim. İki tane titanyum alloy lazım sadece. Titanyum alloy yapmak için titanyum lazım, onu alacağız. Okey. Grafen lazım. İki tane yapmak için iki tane grafen lazım haliyle. Grafen için grafit ve hidrazin lazım. İki grafen için iki grafit, iki hidrazin lazım. Grafit bizde şu vardı yanılmıyorsam. Evet, ona grafit oydu. O zaman hidrazin lazım bize. Grafen yapmak için bir hidrazin lazım. Bir hidrazin için de... Hidrazin nerede ya? Niye göremedim? Ha, hidrazin için iki tane emonyum lazımmış. O zaman şimdi şuraya bir gelelim. Şunları bir alalım şöyle. Şunu da bir kullanmış olalım hemen. Şuradan ateşliyorum. Diyorum ki, hani bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey, ayrı mesele, ama emonyum için artık yapacağım. Birebir gönderir diyor. Gönder abi. Hep birlikte bir izleyelim bakalım. Yörüngeye mi girdi? Vallahi yörüngeye girdi. Uzayın derinliklerine attı herhalde onu. Sanıyorum ki onu uzayın derinliklerine attı. Benim bu diğer cihaz için ne lazımdı? Rubber lazımdı. Ben iki tane rubber yapayım bu arada. İki rubber'ımızı konuşamadım. İki rubber'ımızı yapalım. Sen ne zaman geri gelirsin acaba? Meraklar içinde bırakıyorsun bizi. Aha, geri geldi. Mükemmel. Delikanlı adammış. Sözünde durdu. Hemen geri getirdi. Güzel. Sen de delikanlı adammışsın. Bu da rubber yaparım dedi. Yaptı. Şimdi grafen için bu lazım demiştik. Ha. Sen. Amonyum. Amonyum. Niye yapmıyorsun? Hiçbir şey. Fuel için hidrojen diyormuş orada. Hiç görmemişim. Neyse ki önceden hidrojeni çıkarmışız. Neyse ki önceden hidrojeni çıkarmışız. Şimdi yap bakalım dediğimde. Hidrojenin tamamını mı kullanacak, bir kare mi kullanacak, hep birlikte göreceğiz. Aha, vallahi bir kare kullandı. Mükemmel. Vallahi bir kare kullandı. Delikanlıymış. Şurada hatta o bir bloğun gidişini bile görebiliyoruz. Kalsın orada yakıt olarak. Şimdi iki tane bundan yaptık, hidrazinden. Biz neden hidrazin yapmıştık? Çünkü grafen yapacaktık. Hidrazenimiz var, grafitimiz yok. Hemen iki tane grafit alıp geliyorum. İki tane grafit şuradan.
Grafit. Şimdi sana bir gelelim. Grafen yap bakalım bize. Bu arada ben şuradan titanyum alırsam eğer, titanit alırsam ne diyormuş? Bir tane titanit alma hakkı kazandın diyor. Titanit hakkı daha kazandın diyor. Git bakalım buradan. Git buradan lütfen. Bir laf var ya, git buradan. Onun gibi söyledim aynı. Ha, kullanmazken geri atıyormuş onu. Ben materyalimi öyle sağdan sola soldan sağa attırtmam. Gözün gibi bakarım ona. Bunu da aldım şimdi. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? Elimizde grafen oldu değil mi? Evet, grafenimiz var. Grafen ve titanyumla titanyum alloy yapacaktık ki en sonunda şuradan rubber ve titanyum alloy ile large rubber yapalım diye değil. Hayır. Large metal. Seramikle bununla yapalım diye. Şuradan iki seramiğimi alayım. Ha, efendi ol. Efendi ol, ver şunu bana. Bak, beni çok korkuttun. Beni çok korkuttun. Bir anda yedin zannettim benim materyalleri. Mükemmel. Titanyumlar çıkıyor. Seramikleri de şöyle bırakabilirim. Seramikleri öyle bırakmayıp hatta şundan bir tane seramiklerden ben large storage ürettireyim bir tane daha. Ne kadar da birbirine benzeyen şeyler ya. Tungsten de çok onlara benziyor ya. Hepsi birbirine benziyor. Seramik karbona benziyor. Acayip. Tam o sırada sen benim materyali bitirdin değil mi? Çok güzel. Gel bakayım buraya. Titanyum alloy. Nitrojen istiyormuş bu da. O da bizde var, şans eseri. Demek ki bunu iyi ayarlamışlar. Biz laf ediyorduk adamlara ama adamlar bunu iyi ayarlamışlar. Neredesin çocuğum? Titanyum alloy, nitrojen, fuel. Aha, bunlar da malzemeler. Ne takla attırdılar bize? 8 takla attırdılar yemin ediyorum bir tane malzeme yapmak için. İşte titanyum alloy'umuz da var artık. Çocuğum yapma yapma. Onu yapma. Onu sen bırak. Evet, yapar mısın sonunda? Paşam, sonunda yapacaksın mı? Large çatılı. Seramin yok diyor. Olmaz tabii. Şimdi var diyor. Yap bakalım large çatıl bize. Ben de şu seramikleri o sırada alayım. Seramikleri alarak şuradan uzaklaşayım. Senin üzerinde bir şey takılı değil, değil mi? Takılı. Roket takılı. Gaz takılı senin üzerine bir tane. Sen şimdilik o gazla birlikte devam et. Seni ben şuraya indirirsem, ha, orada tam durdun. Çünkü delikanlısın. Ben de şu fazlalıkları üzerinden şöyle bırakayım. Large rover bir tane daha yapacağız. Bunun arkasına takacağız. Hatta belki onun arkasına bir tane daha large rover takacağız. Çok güzel olacak. Large rover'umuzun üstüne bir tane güneş paneli koyalım biz kafadan. Hiç böyle şeylere gerek yok ama bir saniye, onu koyamayız çünkü orada şey takılı değil mi? Şunlardan takılı. Onlardan birini çıkartırsak bir güneş paneli, bir tane rüzgar paneli dersem garip mi olur bilemedim. Rüzgar paneli takabiliriz. Kolaps nedir ya? Ha, toplan, kapan diye galiba seçenekler. Şunu materyal saklamak için de kullanabilirim. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim bu seramikleri evet daha kullanarak bundan yapmam lazım ya. Bunu materyal saklamak için de kullanırım. Bak, şu cihazlardan bir tanesinin üstüne onu bıraksam 4 tane bundan koyabilirim. Azıcık yerde materyal saklayabiliriz. Bence gayet makul olur. Kardeşlerim, aslında burada videomuzu sonlandırabiliriz. Çünkü bütün cihazları kullanmayı gördük. Şu cihazlar evet artık biraz bilim adamı olmamızı sağlamış. Onu ona dönüştür, bunu buna dönüştür, bilmem ne falan diye. Ama bunun haricinde aslında kullanışları falan güzel olmuş. Şu roketimizin bitmesini bekleyelim.
O rokete de ben ona yakışır bir şekilde şuradan buradan değil aslında şuradan ya daha kaliteli ateşleyici yapacağım. Şunu yapacağım çünkü hidrazin thruster büyük ihtimalle bir yakıt kullanıyordur diye düşünüyorum. Alüminyum, amonyum kolaydı evet ama tungsten ne titanyum alloy hele titanyum alloy. Beni biraz yoruyor ama yapılmayacak şey değil. Etraftan biraz scrap yaptığımız zaman titanyum alloy kazanabiliriz. Bu roket üzerinde bize bir sürü taşıma yeri verecek diye umut ediyorum. O yüzden bunu yaptım. Şimdi göreceğiz. O zaman diğer gittiğimiz gezegenlerden artık büyük soygunlar gerçekleştirerek geri gelebiliriz en azından. Ama kendi rover'ımızı kullanarak bizim gezegende de scrap toplayıp scraplarla da malzeme çağırabiliriz. O güzel yanı oldu. Şimdi birçok şeyi birden yapabilir olduk yani. Seçeneklerimiz çoğaldı en azından. Bakalım nasıl ilerleyeceğimizi gelecek videolarda hep birlikte göreceğiz. Hadi ver artık aracımızı bize. Bu aracı ben şöyle bırakayım da kafadan karizmatik bir giriş yapsın. Evet. Vay. Evet, üzerinde bir tane bölme var bunun da. Bunda da bir tane bölme var. Beni yıktın ama. Ha, bir tane bölme olur mu? Burası boydan boya bölme. Boydan boya bölme olmuş. Hatta şunu da bir deneyelim oraya bakalım. Bu uyum sağlayabiliyor mu? Tabii ki uyum sağlıyor. İki tane bundan koyarsak üzerine gerçi iki tane bundan koymayalım. Ya da iki tane bundan koyalım doğru. Bunların kenarına da bir şey bırakılıyor. Ondan sonra birini 8'li kutu doldururuz şöyle şunlarla. 1, 2, 3, 4 diye. Buraları boş bırakırız. Efsane oldu. Tek kelimeyle efsane oldu. Zuzay bizi bekle. Bekle bizi Zuzay. Ama bunu ateşlemek için dediğim gibi bir şey yapmamız gerekecek. Neyse kardeşlerim artık gönül rahatlığıyla şuradan oyunumuzu kaydedip videomuzu sonlandırabiliriz. Bir dahaki videomuzda çılgın projeler bizi bekliyor. Umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim izlediğiniz videoyu. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.